24 Kasım 2024 İstanbul Kartal, Kartal Belediyesi Ekolojik Çadır'dayız. Bugün ilçemizde de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanmakta. Ülkemizin bu zor koşulları içinde bugüne kadar mücadele ve direniş gücü ile bugüne gelen sevgili eğitim emekçileri ve öğretmenler bugününü ne yazık ki içi buruk tutamakta. Şahsım edebiyat öğretmeni Mustafa Bor ve fizik, kimya, biyoloji öğretmeni sevgili eşim Gönül Aydın Bor ile ülkemizin her yöresinde bir uçtan bir uca bu kutsal görevimizi yerine getirdik. Tekirdağ'dan Artvin'e, Artvin'den Elazığ'a ve İstanbul'un da birçok ilçesinde bu kutsal görevimizi büyük bir onur ile tamamladık. Ben, eşim, çalıştığımız her bölgede idareciler, meslektaşlarımız, öğrenci velilerimiz, öğrencilerimiz ve bizimle birlikte emek üreten eğitim personelinin bugününü her şeye rağmen kutlar, Hakk'ın rahmetini erenlere rahmet dilerken özlemle anıyoruz. Bugün yaşamda bulunan tüm eğitim emekçilerinin de sağlıkları hoş, gelecekleri aydın olsun diyoruz. Bizler eğitim emekçileri olarak dibe vuran eğitim, öğretim yapısının tekrar çağdaş, düşünsel ve bilimsel bir yapıya kavuşturması amacı ile başta ekonomik olmak üzere tüm siyasal ve sosyal haklarımızın temini için mücadelemiz devam edecektir. Ne mutlu bu kutsal mesleği bugüne kadar onuru ile yürütüp mücadele verenlere, ne mutlu bu amaçla eğitim, öğretim işlevi içinde yaşamını yitirip göçenlere diyoruz. Yalnızca öğretmenler gününde anılmak istemiyoruz. Her günümüzün, ekonomik koşullarımızın düzeni içinde sosyal hak, hukuk ve benzeri aydın bir Türkiye ve gelecek diliyoruz. Bugünümüzü hazırlayan başta Kartal Disk Emekli Sen yönetimi, Kartal Belediyesi ve yine bu amaçla maddi manevi katkı sunan iş insanı, kurum, kuruluşlara sizin nezdinde teşekkür ediyoruz. Aydın yarınlar diliyoruz. Ben edebiyat öğretmenim Mustafa Bor, Bor Yayın olarak bugün buradayım. Burada meslektaşlarım ve eğitim emekçileri ile birlikte yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Eşim ile birlikte iki emektar öğretmen olarak görevimizi onurumuzla tamamladık ve emekli olduk. Ancak aydın bir yaşam mücadelesi içinde mücadelemiz devam ediyor. Bunun bilinciyle sizlerin tekrar Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve aydın yarınlar diliyoruz. Bugün bu etkinliğimize katılan ve katkı sunanlara teşekkür ediyoruz. Büyük Türk Milleti 15 yıldan beri muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işitti. Bahtiyarım ki bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir saadetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükle hürmette olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti daha sonraki inkişafıyla adilin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete bakıp giden her 10 seneler
büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle yine kutlamanı dönüşler dilerim. Değerli emekli ve emekçi dostları, değerli misafirler, dayanışma kahvaltımıza hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere DİSK Emekli Sert Kartal Şube Başkanımız Ali Söğüt'ü kürsüye davet ediyorum. Kuruluşundan bu yana emek ve demokrasi mücadelesinden emekli olmaz ilkesiyle yürüyen DİSK Emeklisel Kartal Jülesi'nin geleneksel söyleşili kahvaltısına hoş geldiniz. Bir milletin yaşlı vatandaşlarından ve emeklilerden karşı tutumu o milletin yaşam kudretinin en önemli kıssasıdır. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı millet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur diye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette oluşturduğu kurumlarla çalışarak emekli olan bizler onun ilk evde evlileri izinde bugünlere geldik. Günümüzde tam da Atatürk'ün söylediği durumu biz emekliler olarak yaşıyoruz. Bir araya gelmek, destekleşmek, dayanışmak dışında bir çaremiz olmadı gerçeğinden hareketle DİSK Emeklisen'de örgütlendik. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelen kahvaltımız bizlere eğitim emekçilerinin bugününü kurtarma günümüzde yok olan eğitimi yeniden ayağa kaldırma dileklerimizi iletme görevine yüklendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, saygılar. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk gelen kahvaltımızda değerli büyüğümüz, sendikamızın fikir babası, kurucumuz, hocamız, Kartal Tökter Şube Başkanı Turgut Ünlü'yü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer emekli kardeşlerim, değerli emekçiler ve saygın emekli dostları. Aslında bu kahvaltımız 3 Kasım'da yapılacaktı biliyorsunuz. Ve yine hepinizin bildiği nedenlerle bugüne ertelendi. 3 Kasım'da biz henüz üzerinden 3 gün, 4 gün geçmiş olan Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayacaktık. Olsun, bugün en yüksek sesimizle haykırıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! 3 Kasım'dan 7 gün sonra şurada da görüldüğü gibi büyük devrimcinin aramızdan ayrılışının 86. yılında onu anacaktık. Evet, bugün de anıyoruz. Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e. Selam olsun onun devrimlerine. Bugün ise 24 Kasım. Değerli emekli kadın arkadaşım beni buraya davet ederken Kartal Tövder Şube Başkanı diye davet etti. Ben yarım asırlık bir eğitim emekçisiyim. Size biraz umarım sıkmam bugün eğitimin içinde bulunduğu durumdan bahsedeceğim. Evet. Aslında Öğretmenler Günü 5 Ekim. UNESCO ve ILO 5 Ekim 1994 tarihinde bunu kabul etti. 12 Eylül Kenan Evrenci Mantık 24 Kasım 1981'i Öğretmenler Günü ilan etti. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer insanlarıdır, unsurlarıdır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bugün Öğretmenler Günü ilan edilmiştir. Biz eğitim emekçileri bugünü pas geçemez.
Onun için Öğretmenler Günü kutlu olsun diyoruz. Öğretmene ve eğitime verilen değer, onun içindeki Cumhuriyet'in 10. yılında Japonların adlandırmasıyla Türk mucizesi oldu. Dünyada 10 yılda kalkınan 3 ülke vardı, bunlardan birisi Türkiye'ydi. Bu anlamda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak gerekiyor. Ancak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün 2024 yılına denk gelen zamanında öğretmenlerin ve eğitimimizin durumuna kısa da olsa biz bir göz gezdirmek gerekiyor. 1.168.896 öğretmenimiz var. Bunun 993.397'si resmi devlette çalışıyor. Geri kalanı, yani 175.449'u özel okullarda. 19.155.000 öğrencimiz var. 76.383 de okulumuz var. 97 eğitim fakültemiz var ve bu 97 eğitim fakültemizde şu an 198.000 öğrenci var ve her yıl verilen mezuniyette 50.000. Yani inanılmaz bir plansızlık var. Galiba bugün Milli Eğitim Bakanlığı her türlü elemeden kafalı mantıklarına göre liyakatsizlikle geçirdiği 20.000 eğitim emeklisini atama yapacak. Ama bu 20.000 eğitim emeklisi atandıktan sonra bile Milli Eğitim Bakanlığı'nın rakamlarında 507.000 öğretmen atama bekliyor. Bu ana kadar da atama beklediği sürede 51 tane öğretmen de intihar etti atanamadığı için. Ne yazık ki öğretmenlerle ilgili durum bu. Bu arada ilginç bir şey oldu. Devlete alınan şu ya da bu şekildeki kadrolarda öğretmen sayısı azaldı ama imam sayısı çoğaldı. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli sayıda kaymalar oldu. Özel okul öğretmenleri ne yazık ki bugün kölelik düzeyinde çalışıyor. Öğretmenlik meslek kanunu gibi ucube bir yasayla ne yazık ki öğretmen kardeşlerimiz bölündü. Bugün iktidara yakın bir sendikanın istedikleri okullarımızda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, il ve ilçe teşkilatlarında görevde. Şu an gerçekten baktığımız zaman öyle şeyler görüyoruz ki öğretmenlerin %70'inin kredi borcu var. Öğretmenlerin %88'i bakanlığın yaptığı bir araştırma, ben aldığım eşimle birlikte aldığım maaşla ancak kıt kanaat geçiniyorum diyor. Bunun dışında dikkatinizi iki şeye çekmek isterim. Bir, bu iktidar öğretmen liselerini kapattı. Askeri liseleri kapattığı gibi. Ve arkasından başka bir şey oldu. Köy okulları kapatıldı. Bu senede o köy okullarının ne yazık ki taşımalı sistemi ortadan kalktı. Şu an tam 4,5 milyon öğrenci örgün eğitim dışında, nereye gittikleri belli değil. Aile Bakanlığı açıklama yapıyor. Bunlardan diyor 161.000 kız çocuğu erken yaşta evlendi. Böyle bir kötü tablo var. Öğretmen atamalarında liyakat yok. Üstelik öğretmen adayları artık bu yıldan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurduğu tartışmalı akademik giriş sınavına gelecek. Ve 80 sorunun sorulacağı bu sınav ilk kez 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Değerli emekliler, saygıdeğer emekçiler, son 22 yılda tam 18 kez eğitim sistemi değişti. Gelişmiş, kalkınmış ülkelerde değişen eğitim sistemi bir. Oysa bizde 19. geliyor şimdi Ocak ayında. Aynı iktidar 22 yılda 9 tane Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Dolayısıyla her gelen bakan kendine göre bir eğitim sistemi inşa etmeye çalışıyor.
bu yıla, yani 2024 eğitim ve öğretim yılına Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diye bilimsel içerikten yoksun, iktidarı 9 Milli Eğitim Bakanı'nın sivil toplum kuruluşu dediği tarikat ve cemaatlerin protokollarla okullara girdiği, eğitimin bilselleştirildiği, çocuklarımızın çerez uygulamasıyla, tarikatların mesel uygulamasıyla, para babalarının kucağına girdiği, 4,5 milyon çocuğumuzun örgüt eğitim dışında bırakıldığı, okula gitme şansını yakalayabilenlerin de aç ve karanlıkta okula gittiklerini, gidebildiklerini görüyoruz. Ne yazık ki çağdaş, bilimsel, laik, karma, parasız, yetenek ve becerilere uygun, istihdam ve üretime dönük araştırma ve sorgulamacı bir eğitimimiz yok. Çocuklarımız ezberci eğitim yüzünden okullardan soğudu. Okullarımız yaşamın gerçeklerinden koptu. 2024 yılı OECD bir bakışta eğitim raporuna göre ilk, orta ve liselerde çocuklar için devletin harcadığı para OECD ülkelerinin tam %100 düşüğü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi 1.451 milyar lira. Milli Eğitim bütçesi, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum, tam 22 yıl geriledi. Nasıl mı? 22 yıl önce devlet bütçesinden eğitime ayrılan yatırım payı %22.34 idi. %22.34, 22 yıl önce. Bu yıl ne kadar? %6.28. Bu bütçeyle bir tek okul dahi yapılamaz. Özetle her alanda olduğu gibi eğitim alanı da çökmüştür. Onun için mutlaka ve mutlaka eğitim emekçileri olarak diyoruz ki erken seçim bu ülkeye çarptı. Ne yazık ki yaşamımızın yarım asrını eğitime adamış biri olarak sizlerin eğitimimiz konusunda içinizi karartan çok da iyi şeyler söylerim. Oysa bunlar düzeltilemez zorluklar değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hasan Ali Yücel, Mustafa Necati, Hakim Baykuşlar bunu çözmüştü, biz de çözeriz. Onun için diye önce erken seçim diyoruz. Aynı tablo masalarda arkadaşlarımızın sizlere dağıttığı bugünkü durumlarını sayılarca apaçık genel sekreterin yazısıyla yayınlanan emekliler için de geçerli. Lütfen onları alıp okumanızı size istirham ediyorum. 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü şu günlerde görüyoruz ki 2025 yılı öğretmenler, emekçiler için çok karanlık. Bir araya gelmek, dayanışmak, desteklenmek dışında çaremiz yok. Öğretmenler Günü bu duygu ve düşüncelerle kutluyoruz. Emeklilerin ve emekçilerin birleşik mücadelesine selam olsun diyoruz. Son söz olarak bir eğitim emekçisi ve emekli bir yurttaş olarak şunu söyleyip sözlerime son vermek istiyorum. Kurtarıcımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında yapacağı tüm zorluklara rağmen Cumhuriyet karşıtlarının karşısında olacağız. Emeğiyle geçinen her sınıf ve tabakanın, gençlerin, kadınların, birleşik örgütlü mücadele verenlerin, demokrasinin, ülkenin tam bağımsızlığının, barışın, eşitliğin, hak ve hukukun, insan gibi yaşama mücadelesinin hep yanında, savaşın, sömürünün, kayyum atamalarının, hukuksuzlukların, paramızın değerini pul edenlerin, örgütlü birleşik mücadeleyi engellemek isteyen her türlü anlayışın, ben merkezci yapıların karşısında olacağız. Liyakati, hakları gözetilmeyen, mülakat mağduru öğretmenlerin, genç teğmenlerin,
Çayırban Termik Santrali'nin özelleştirme girişimine karşı maden ocağına kendisini halk eden yiğit madencilerin yanında olacak. Emeklileri ve emekçileri her türlü yalan dolanla ayrıştıranların da karşısında olacağız. Değerli kardeşlerim, bu duygular ve düşüncelerle sizleri selamlıyorum. Yalnız eğer burada bulunup da içeri girerken ismini yazdıramamış, anons etme konusunda yazdıramamış değerli arkadaşlarımız varsa, o arkadaşlarımızın biz isimlerini yazdırmak istiyoruz. Çünkü arkadaşlarımız onları sizlere takdim edecekler. Yalnız ben izninizle buraya beni bağışlasınlar. Gerçekten rahatsız oldukları halde benim de yol arkadaşlarım kıramadıkları için büyük zahmetlerle katılan üç arkadaşımızı size takdim etmek istiyorum. Bağışlarsınız sanıyorum beni. 68'i zor günlerin darda kalanların avukatı, DİSK emekli Sen Kartal Şubesi üyesi, ağır bir hastalık sorunu geçirdikten sonra bizlere bağışlanan yoldaşımız avukat Celal Ünger ve değerli cumhuriyeti, bu millete armağan ettiğinde
sadece emeklilere değil, kadınlarımıza, çocuklarımıza, bütün geleceğimize miras olarak çok kıymetli bir cumhuriyet bıraktı. Fakat öyle dönemlerden geçiyoruz ki maalesef ki cumhuriyet değerlerimiz yavaş yavaş zedeleniyor. Aslında cumhuriyet o kadar sağlam, o kadar güçlü temeller üzerine kurulmuş ki, ama bizler, özellikle sizler, cumhuriyet değerlerini sonsuza kadar el birliğiyle muhafaza edeceğiz. Burada sizlere gerçekten çok büyük görevler düşüyor. Bunu etrafınızdaki insanlara kavga etmeden, güzel bir dille, bunun 2-3 ay sonra eriyeceğini, bunun geçici bir mutluluk olduğunu, bunların her zamanki gibi bizleri kandırdığını güzel bir dille anlatırsak, ben inanıyorum ki emeklilerimiz de artık bunu görecektir. Ben sizlere Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in de selamlarını iletiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar, bu tür bir araya gelişlerimizde, mekanın sağlanmasında bizlere yardımcı olan Kartal Belediye Başkanlığı adına özellikle de Yasin Bey'in de çok büyük katkıları oldu. Bu arkadaşlarımıza eski bir Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olan ve her türlü haksızlığa karşı hukuk mücadelesi veren, aramıza da bugün katılan Celal Türgen'i buraya davet etmek istiyorum. Evet, buradayız efendim. Tamam. Biraz daha şöyle. Evet, buradayız. Teşekkür ettik. Değerli dostlar, sizlerle birlikte o başkan büyük kursuyu, onu öncelikle belirtmeliyim. Bugün yaşadığımız zorlu süreçte... Celal abi biraz yaklaştırsan sana zahmet. Bugün yaşadığımız zorlu süreçte sizlerle birlikte olmak bizi mutlu etti. Ve kısmen de olsa bu hukuksuzluklarımızı unuttu. Değerli arkadaşlar, bugün Milli Eğitim Bakanlığı resmen Diyanet İşleri Bakanlığı önüne getirilmiştir. Onun için siz bakmayın, yargı bağımsız dediklerimize bakmayın, anayasa var dediklerimize, her şey adamların bildiği gibi yapılıyor. Ama bu düzen kesinlikle yıkılacak. Bunu yıkacağız. Teşekkür ederim. Evet. Sabrınızı zorlamıyoruz umarım. Şimdi geldik önemli bir noktaya. Biliyorsunuz, çok yakın bir zamanda 61. Antalya Altın Kozan İlim Festivali düzenlendi. Mukadderat adlı bir ilim birinci oldu, Altın Portakal ödülünü aldı. Aldığı ödülü de çok önemli bir başka sanatçıya, Yılmaz Güney'e atfeden değerli sinema sanatçımız Nur Sürer ağabey. Merhabalar. Hepinize. Şimdi ben sinemaya 79 yılında başladım. Erdal Kral'ın yönettiği Orhan Kemal uyarlaması Bereketli Topraklar üzerinde filmiyle.
Dolayısıyla 45 sene olmuş. Sinemaya girdiğimde ben de Sine Senevisi'yim, diske bağlı. Ama ben biraz kavgacı olduğumu gördüğüm için arkadaşlar dediler ki seni de bu sendikaya yönetimi alalım. Ama olmadı çünkü bir yıl sonra 12 Eylül darbesi oldu. Dolayısıyla bütün disk başkanları dahil olmak üzere ve bizim sinemada çalışan Sinesen'in başındaki arkadaşlarımız olmak üzere herkes cezaevine girdi. Yaklaşık Halil Ergün, Şerif Gören ve Necmettin Çobanoğlu 3 yıl sonra plan çıktılar. Sonra bir yapılan bir şeyde de ben de yönetime girdim. Hani 12 Eylül'den sonra tekrar disk hayata dönünce ben de yönetimdeydim artık. Dolayısıyla yaklaşık ne kadar oluyor? Bir 40 senedir Sinesen üyesiyim. Sendikalı olmak güzel, örgütlü olmak çok güzel. Çünkü ben hep sinemaya gittikten sonra bunun önemini fark ettim ve bütün oluşumların içinde oldum. Yani oyuncular birliği, şu, bu filan bir sürü oluşumumuz var. Ama emeklilik yoktu bizde. Bir gün tam sayıcıyı hatırlayamıyorum. Doğru Yol ve SHP ortaklığının sanki 90'lı yılların sonundaydı. Her zaman bir teşekkürüz biz. Mustafa Kul Çatma Bakanı'ydı. Ve bir gün sendikaya geldik. Bizim hiçbir sinema çalışanın emeklilik hakkının olmadığını gördü. Yani dedi, bu nasıl böyle bir şey olabilir? Ve bunun üzerine bir kanun teklifi verdi. Kendisine burada çok teşekkür ediyorum ben sinemacılar adına. Bir sürü arkada yardımcı oyuncu, o kadar çok insanı emekli etti ki. Çünkü birisi yaralanınca yapımcılar bırakırdı onu, yani başka birini alır diye falan. Dolayısıyla bize çok büyük yardım olmuştu. Kaldı ki iki tane sinema oyuncusu milletvekilliği yaptı ama hiçbir tanesinin böyle bir çabası olmamıştı. Bir tanesi Edisu, biri de Berhan Şimşek. Katiyen böyle bir kanun teklif vermediler. Bu Mustafa Kul böyle bir şey yaptı. Gerçekten bizler için çok iyi oldu ve epey bir arkadaşımız emekli oldu. Hatta bugün benim emekli ayrımın günü ama baktım şahane bir para yatmış. 14.333 lira. Ben çok memnunum birlikte olduğumuza bugün. Çünkü galiba bayağı kalabalık oluyorsunuz 1 Mayıs yürüyüşlerinde. Hep denk geliyorum. Sonra diyorum ki acaba buraya da mı üye olsam? Çünkü ben de emekliyim. Hani bugün dediğim gibi param yatmış 14.335 lira. Şahane bir para. Turgut Bey'in söylediği gibi eğitim Mervat. Galiba en iyisini biz yapıyoruz şu anda Türkiye'de. Daha özgürüz yani. Film yapımında daha özgür hissediyoruz kendimizi. Özellikle ben kafamı yatmadığı hiçbir projede yer almadım. Sinemaya başladığımdan beri. İyi işlerin içinde olmak istedim. İyi yönetmenlerle, birlikte iyi bir hikayeyle. Az önce de Turgut Bey söyledi, işte Mukadderat diye bir filmimiz var, bu ayın 29'unda geliyor. Bir sürü yerde en iyi film seçiliyor. Bir kasabada şey yazılmıyor bize, yani belli bir yaştan sonra oyuncuya başrol yazılmıyor. İlk defa hikayenin ana karakteri kasabada bir kadın ve kendi özgürlüğünü ilan ediyor. Öyle iyi bir film. Fırsatınız olursa görmenizi isterim. Bir kadın filmi. Çok teşekkür ediyoruz. Seninle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Şimdi hayatın her alanında kapılar önde olmalı. Emekli senin yiğit kadın çalışkanları var. Bizim Kartal şubemiz böyle. Şubemize üye olmayan, emekli olan her kadın arkadaşı özellikle davet ediyoruz. Bu arkadaşlarımızı bir alkış yapmanızı istiyorum. Bizim de plaketimizi vereceğiler.
Ama bunlara Bora abimiz öncülüğü edecek. Bora geldi. Efendim, bu güzel görevi bana veriyorlar. Aslında Türkiye'nin geleceği büyük önderim dediği gibi kadınlarımızı her konuda sahada olmalarına bağlıdır. Ben de burada çalışan, ben de bir üyesiyim. Çalışan bayan arkadaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Sizler de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kadın şiddetine mücadele günü ben de Taksim'de olacağım. Beyoğlu Belediyesi'nde bir bina açılışı var. Orada olacağım. Tüm kadınları davet ediyoruz. Biz emekli sen MYK üyesi, toplu sözleşme ve hukuk sorumlusu başkan yardımcısı Gazi Akmeşe'yi kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer emek dostları, değerli yoldaşlarımız, günlerde bizleri yalnız bırakmayan 68 kuşağında bu tarafa bizlere abilik yapan, yol gösteren sendikamızın hukuk sorumlusunu, avukatlığını üstlenen genel hocama, sarp hocama ve diğer arkadaşlara sendikamın genel merkezi adına, örgüt adına hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere Genel Başkan Cengiz Yavuz'un selamlarını gururla iletiyorum. İstanbul örgütlenmesinde emeği geçen, gecesini gündüzüne katan değerli şube başkanlarım, Marmara gibi büyük bir potansiyel alanda yine eforla, büyük sıkıntılarla diske bağlı emeklisinin örgütlenmesini yürüten Marmara Bölge Başkan Temsilcimiz Sayın Hikmet Yıldız'a, birinci bölge başkanımız, temsilcimiz, yeni temsilcimiz Sayın Vedat Şerefoğlu'na çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu dayanışma yemeğinde bizi bir araya getiren Kartal Şube Başkanı Ali Söğüt ve yönetim kuruluna görev alan tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Diliyorum ki yarınlarda kayyumlar olmasın. Diliyorum ki yarınlarda demokrasi, demokratik hak ve özgürlükler her tarafta yaşarsın. Diliyorum ki kadınlarımız işkenceden öldürülmesin. Çocuklarımız tacize uğramasın dileğimle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi DİSK Emekli Sen Marmara Bölgesi Baş Temsilcisi Hikmet Yıldız'ı kürsüye davet ediyorum konuşmasını yapmak için. Değerli arkadaşlar, sevgili bayanlar, özellikle çok değerli dostlarımızın yanında bulunan kadın arkadaşlar, sizden ricam, programa uymanız, resimler daha sonra hep birlikte çekeriz diye düşünüyorum. Evet, dayanışma, örgütlülük,
bizim mücadelemizin en büyük taşı örgütlenmektir. Değerli dostlar, bizim bu iktidarla sorunumuz var. Çünkü bu iktidar uyguladığı ekonomik politikalarla emekçileri, emeklileri, yoksulları daha fazla yoksul yapmaktadır. O sebeple bu iktidar bir an evvel gitmelidir. Çözüm için hemen seçim diyoruz. Evet, yine bizim bu rejimle sorunumuz var. Bu rejim haklarımızı elimizden almakla birlikte emekçilerin, yoksulların hukuku yok ederek çete düzenine dönüştüğü bu rejimden şikayetçiyiz. Değişmesini istiyoruz. Onun için yine hemen seçim diyoruz. Bizim bu düzenle sorunumuz var. Bu düzen emekçiyi, emekliyi yoksulluğa iterken zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmaya devam ediyoruz. O sebeple bu düzen değişmeli diyoruz. Bu düzen değişecek diyoruz. Değerli dostlar, hepimiz emeklerin, emekçilerin durumunu anlatmak gibi bir zamanınızı almak istemem. Hepimiz zaten fiilen yaşıyoruz. Ancak bir şeyi ifade etmek isterim. Açlık sınırının 20.000, yoksulluk sınırının 70.000'e dayandığı bir ülkede emekli maaşının 12.500 lirada kalması bu halka zulümdür. Bu halka işkencedir. Şiddetle reddediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Emekliler örgütlenmek zorunda. Emekliler güçlerini birleştirmek zorunda. O sebeple kısaca ifade etmek isterim ki emekliler ilk emek sendi örgütlendiğinde haklarımızı daha kolay ve zamanla alacağımıza inanıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygı değer Celal abim, abim diyorum. Ben de emekli edebiyat öğretmeniyim. Aynı zamanda Borya'yım. Borya'yım olarak bu etkinlikler böyle sosyal siyasal her alandayız. Hoş geldin. Sizleri Aydın Türkiye'nin devrim mücadelesi içinde her an görüyoruz. Emeğiniz değer olsun. Bugün bizim günümüzde yanımızdasınız. Her zaman olduğu gibi. Bir duygularını alayım kısacası. Vallahi. Yengem sizlere de hoş geldiniz. Celal abim bugün yalnız bırakmamışsınız. Ne derler? Her güçler senin arkasında. Mücadeleci emekli kadın vardır diyelim. Hazal Endekçi. Saygıdeğer Bora abim. Merhaba. Rahmetli yoldaşım Deniz Gelmiş'in abisi olarak bugün yine her alanda olduğu gibi bugünümüzde de yine yanımızdasınız. Destek sundunuz. Sağ ol, var ol diyelim. Kartal babamın ilk görevliydi. İlk müfettişlik görevini yaptığı için. Onun için bizde ödevi çok büyüktür. Hatta bizde kartal da bir davetim de var yani. Yarım kartal bilmek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten dolayı Celal Hocam da babamın avukatıdır. Genel başkanımızın size çok kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin hocamın ellerinden öpüyorum. Sizat başkanı Nazım Güler. Celal'in de bizim ailede yeri hakikaten önemlidir. Biz tüm aydınların gönlünde yeri farklıdır tabii ki. Kardeşim. Sağ olun.
Kaza getirmişsiniz. Çok geçmiş olsun. Sağlık diliyorum. Olacak. Yani olacak. Ben de 1956 doğumluyum. Mersinliyim. Tunceli. Ve rahmetli Deniz yoldaşımızın da izindeydik. Halkın kurtuluşundaydık bu zaman. Şahlar dizanıydık. Yine de öğrencilik dönemlerimizde bizler de hep destek sunduk. İşi sonlandırıyoruz. Sağ olun. Biz kendisine rahmet diliyoruz nezdinizde. Babana da rahmetli annene de diyelim. Hepinize bize evlatlar yetiştirmişler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani, sağ olun. Sağ olun. Her iki türlü. Ankara'ya gideceğiz. En ikisi de öğretmen olan ailenin çocuğuydu. Böyle bir günde burada olmaktan hakikaten mutluyum. Ben de edebiyat öğretmeni olarak her daim sizi yanınızda gördünüz. Mustafa Bor yayın olarak sağ ol, var ol, sağlıklı. Sevgili meslektaşıma da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Onun da günü kutlu olsun. Umarım yanındadır, fazla uzak değildir. Karşımızda hemen, ailede de değil. Öyle mi? Evet. Ne güzel, ne güzel. Maltepe Üniversitesi'nde doçent kendisi. Hocamın da yarınları aydın olsun, sağlığı hoş, bol olsun. Sevgi saygılar diyorum. Değerli can abilerimiz. Emekliğinizde teşekkür ederim. Sağ ol. Saygı değer can sanatçımız Nur Hanım. Bugün Öğretmenler Günü. Ben de emekçi bir edebiyat öğretmeni olarak bugün buradaydım. Sizler de biz emekli öğretmenleri onur ettiniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir de dünden bugüne kadar Aydın Türkiye, Çağdaş Türkiye için verdiğiniz mücadele için de ayrıyeten tüm meslektaşlarım adına şükran borçluyuz diyelim. Bizimleydiniz, bir kısa duygularınızı alayım. Öğretmenler bence bütün meslekleri düşünürsek benim en önemsediğim mesleklerden biri, çünkü bir çocuğu yaşamı boyunca hayata hazırlayan insanlar. Ama son 15-20 yıldır bu ülkede eğitimin çok iyi olmadığını düşünüyorum şahsen. Şimdi mesela 70'li yıllarda bir ortaokul öğrencisi, bir öğrenci, yani TRT'de böyle yayınlardan alınmış parçalar görüyorum. 12 yaşındaki bir çocuğun konuşması, kendini ifade etmesi, emin olun bugün bir milletvekilinden daha iyi şeyler söylüyor. O yüzden baktığınızda eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Geçmişte gerçekten iyi eğitim vardı. Ben mesela bir sürü hayatımda öğretmenlerimiz olduğu lisede, diğer fakat hiçbir zaman ilkokul öğretmeni çok önemlidir. Hiçbir zaman Kemal Bey'i unutamıyorum mesela. Belki öleni 40 sene olmuştu Kemal Bey'in, ama o benim hayatımda bizi hayata hazırlayan bir adamdı. Aydınlık bir insandı. Böyle öğretmenler vardı. Eğitim gittikçe kötüleşiyor ve çok üzgünüm ben gerçekten. Özellikle son dönem Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalar falan. Ya eğitimin ne kadar, eğitimin aslında olmamasını isteyen böyle bir iktidara karşı karşıyayız. Zaten nereden geliyorlar? Hani onların döneminde, Osmanlı döneminde Milli Eğitim Bakanı'nın dediği gibi, şu mektepler olmasaydı bu bakanlığı ne güzel idare ederdik. Güzel idare ederdik. Bu bir sürü bakanlık için geçerli bence. Evet. Bu bakanlıklar olmasaydı ne güzel idare ederdik. Çok teşekkür ettik, saygılarımızı arz ediyorum. Sevgili başkanım, sen de kısa bir duygularını alalım. Siz de geçmişte Kartal Belediye Başkanı yardımcısı olarak büyük emek verdiniz. Bizi bugünlerimize de onur ettiniz. Kısa bir duygularını alayım. Aslında ben de eğitim fakültesi mezunuyum. Öyle mi? Evet, ama geçmişte öğretmenler, öğretmenliği yapabilmek, bir sürü eğitim politikalarından dolayı kısmet olmadı, bankacı oldum bu şeyle. Eğitim önemli tabii ki. Hani ne demiş gibi geçmişte büyüklerimiz, bana birer kölesinin 40 yıl kölesi olurum demiş. Eğitim çağdaş insanları yetiştirmeden gelecek nesilleri daha bilinçli, daha eğitimli olmasını yetiştirmek önemli tabii ki. Bugün de öğretmenler günü.
Teşekkür ediyorum. Öğretmenler gününü ben de kutluyorum. Sağ olun. Ben de edebiyat öğretmeni Mustafa Bor Yayın olarak sizin öğretmenler sizleri bugün de aramızda görmekten onur duyduk. Hem sevgili sanatçımız, siz değerli güzel insanlarımızla burada birlikte olmak çok güzeldi. Sağ olun, var olun. Evet. Saygılar. Hastalık devam ediyor. Sevgili emekçi Hikmet abim. Buyurun abi. Konuşmanızı dinledik. İçi dolu doluydu. Ben de emekli bir edebiyat öğretmeni olarak sizleri kutluyoruz. Ne mutlu sizlere disk olarak bugün biz öğretmenleri ağırladınız. Emeğinize sağlık diyoruz. Mücadeleniz yaşam olsun. Yine bir kısa duygularını alalım. Tabii öncelikle öğretmen olduğum için senin öğretmenle gününü kutluyorum. Emeklerin içinde ayrıca her zaman şahit oluyorum. Özellikle emeklerin bu türlü etkinliklere çok büyük katkı veriyoruz. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii burada asıl olan şey şu, meselenin tabii dediğim gibi yaşananların burada anlatılması ilgili çok değiliz. Biz aslında çözümle odaklı olmak zorundayız. Bizim asıl görevimiz bu. Çünkü emeklerin sorunları öyle sadece anlatılacak gibi değil. Bir düzen ve rejim sorunuyla ilgili bir bağlantısı var. O sebeple bizim taleplerimiz bir yasal bir zemine, yani emekli haklarının hak ve çıkarlarının bir yasal zemine oturtulması gerekiyor. Onun en başta gelen şeyi de özellikle SGK'nın, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özelleştirilmesi, emeklerin yasalar değiştirerek hakların yasalara bağlı olması savunuyoruz. Çünkü tek adam rejimi süreci içerisinde lütfen ve merhameten bir süreçler yaşanıyor. Oysa ki süreçlerde emekler her zaman mağdur, emekçiler de mağdur oluyor. Bunun en iyi yolu intibak yasasının yeniden çıkarılması, emekler yasasının özellikle ağırlık bağlama oranının temel alınarak yeniden düzenlenmesi. Hem iktidarda bu iktidardan zaten talebimiz yok ama en az ileride iktidar olacak tüm partilerde bu taleplerimizi iletiyoruz. Bu konuda yardımcılarını ve desteklerini bekliyoruz. Bu onlar da bizden eğer arzu ediyorlarsa bunları yerine getirirler. Biz de onlara destek veririz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Lütuf ben değil, hakkımızı istiyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Sen ne diyorsun Mustafa kardeşim? Öncelikle emekli olarak 24 Kasım Öğretmen Günü'nü kutluyorum. Tabii ki bu kahvaltıyı da biz emeklisin olarak biz Kartal Şubesi düzenledik. Evet, zaten görevlisin de görev kartın da var. Evet, doğru. Yani şimdi ne diyeyim? Yani emeklerin bulunduğu ortam hepimiz yaşıyoruz. Evet. Yani bugün 12.500 liraya mahkum eden emeklileriz. Yani şimdi 2002 yılında emekli olan bir insan olarak ben o günkü aldığım asgari ücretin iki katısında maaş alıyordum. Bugün aldığım emekli maaşı asgariyetin altında. Erim eriyesin. Mum gibi. Dibe indi diyelim. Bak şimdi ben bana emekli maaşı bağlandığı zaman bak 2002 yılı var. Şunu şurada kaç bağlanmış? %62 aylık bağlama oranı. Yani bugün bu rakamı alamıyoruz yani. Hiçbir emekli de alamıyor yani. Aynen. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili Can, hoş geldin. Hoş bulduk. Yine her zaman olduğu gibi bugün hocam. Öğretmenler Günü'nde yanımızdasınız. Bizi onur ettiniz. Hem sizi tanıyalım hem duygularınızı alalım. Ben Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şenay Yavuz Bilge. Aynı zamanda Arda Anneli Derneği Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde yönetimimizi. Efendim biz öğretmen çocukları bir misyon edinmişiz. Edindik. Ülkemiz için, vatanımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Olmamız gereken yerde olmaya çalışıyoruz. Ben de vekil öğretmenlik yaptım 5,5 yıl. Sonra mahalleden emekli oldum. Başkent değiştirdim. Benim babam köyüncüsü öğretmeniydi rahmetli. Cilavuz köyüncüsü. Hep şunu hatırlatırdı. Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki ülkesini seven, vatanını seven, görevini en iyi yapandır.
İşte biz bu şiarla birlikte görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. O nedenle bütün öğretmenlerimiz, sizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlarım. Gelmiş geçmiş, göçmüş bu dünyadan bütün rahmetli öğretmenlerim, babam Mevlüt Doğru yolunda ruhuna gönderiyorum. Saygı ve minnetle alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bir adınız da alsak. Ben Şenay Yavuz Bilge. Teşekkür ettim. Sağ olun, var olasınız. Sevgili emekçi Can Aydın kadınımız. Ayrıca disk emekli senin de denetim kurulu üyesi. Emeğin değer olsun diyelim. Saygıda destektaşım, yoldaşım, Aydın Çağdaş bir canımız Turgut Hoca. Nasılsınız ben de diyelim. Sağ olun. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Gerçi sosyal, siyasal, her alanda yaşanan mücadele içinde sizi görüyoruz. Bugün hem meslektaşımız olarak hem de Aydın değerli bir yoldaşımız olarak emekli insanlarımızla buluştuk. Yan yana geldik. Bize bir sunum yaptınız. Sizi kutluyorum. Bir duygularınızı alalım bugünle ilgili. Kimler vardı, kimler yaşadık? Şimdi tabii kahvaltı, disk emekli sefer kahvaltısının 24 Kasım gibi önemli tarihe denk gelmesi bizim emekli sorunlarını söylerken bir de bütün sorunlarını tartışmaya çıkarttım. Konuyla ilgili düşüncelerimi belirttim ben. Aslında ilginç bir benzerlik var. Türkiye'de eğitim sorunlarıyla, öğretmenlerin sorunlarıyla, okulların çöküşü durumuyla emeklilerin birbirine toplanıyor. Bu da siyasal iktidarın 22 yıldır uyguladığı neoliberal politikaların olduğu ama veri tarafta da üzülerek söylemek gerekiyor ki bu politikalar karşısındaki emekli ve emekçi kesim örgütlenmede çok zayıf. Onun birleşik bir emekli mücadelesi, birleşik bir örgütlü sınıf mücadelesi verilmesinden söz ettim ben. Ama yine de her şeye rağmen bizi bugünleri bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Cumhuriyet 101. yılına gelmesinde emek vermiş, kanını dökmüş herkese şükran ve saygılarımızı sunuyoruz. En önemli iş olarak da diyoruz ki yaşamın bütün alanlarında ekonomi başta olmak üzere eğitimde, emek sorunlarında 2025 yılı öncesinde görüşüldüğü günlerde anladık ki erken seçimin dışında Türkiye'nin gidebildiği başka bir yer yok. Hocam sizler devrim mücadele içinde belki de lise öğrenci yıllarımızdan itibaren mücadele içinde gelmiş. Benim de yoldaşım Deniz Gezmiş ve o 68 kuşağı içinde birlikte bir mücadele yürüttünüz. Başta o dönemde ülkemizin aydınlığı için mücadele edip yaşamını yitiren başta Deniz Gezmiş olmak üzere tüm devrimci canlarımıza biz anılarında saygılar eğiliyoruz. Bugün yine o dönemden, o kuşaktan gelen yoldaşlarım vardı. Evet. Bir de onları da kısaca bir dilinden alalım. Evet. Kimler kaldı, şu an kimlerle bugün bizimle birlikte olma onurunu yaşadık. Evet, yani ne kadar bu konuya ilişkin 68 döneminden kalan devrimci genç o dönemin genç arkadaşları sayıları azalmış olsa da bugün onlarla irtibatımız devam ediyor. Bugün de siz tanık oldunuz. Deniz Gezmiş'in abisi, aynı zamanda Kartal Emekli Sen, Eski Emekli Sen Şubesi'nin üyesi. Yine bizim kuşaktan Celal Ülgen, avukat Celal Ülgen yine Emekli Sen üyesi. Birlikteydik. Bizim kuşakta efsane Deniz Teğmen'i, sonra oradan atıldıktan sonra geldi dev genç yıllarına arasına girdi. Şimdi kitaplarını imzalıyor. Sırsat Kuray ve eşi Nur Sürer'le aramızdaydı. Nur Hanım'ın katılması bir başka renk kattı bize. Çünkü o en iyi
kadın oyuncu ödülünü aldı Antalya'da. Evet. O da bize onur verdi. Bu arkadaşlarımızla birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Aslında 3 Kasım'daki yapacağımız ve burada işçilerin grevi nedeniyle ertelediğimiz şey da milletvekilleri, belediye başkanları falan gelecekti. Onlar ertelendiği için her yerine bugün başka bir işe çıktı. Gelemediler. Canları sağ olsun. Ama güzel bir toplantı oldu. Siz de takdir edersiniz. Sizlerin de katkısı oldu aile. Size de çok teşekkür ederiz. Sizin de öğretmenleriniz olsun böylece. Sevgili hocam, biz her ne kadar emekli öğretmensek yine de hem eğitim alanında hem sosyal siyaset alanında mücadelelerimiz devam ediyor. Tabii. Ama bizi takip edecek arkadan gençlerimiz geliyor, öğretmenlerimiz geliyor. Evet. Torunlarımız geliyor diyelim. Onlara bir mesajlık sağlayabilir. Öğretmen gözüyle. Tabii tabii. Bir değerli yani, yoldaşımız gözüyle. Evet. Ben sevindim aslında. Burada kahvaltıya katılanların bir kısmı benim öğrencim. Öğrencilerimiz bile emekli olmuşlar. Aslında Türkiye'nin geleceği o kadar karanlık değil. Türkiye iyi yönetiliyor. Problem o. Çok daha biz tarihimizde Osmanlı'nın kapitülasyonlarıyla başlıkla gelmiş noktadan bugünlere geldik. Türkiye bugünleri de aşacak. Bugünleri de aşacak. Ona inanıyoruz biz. Güzel günler göreceğiz. Evet. Şairin dediği gibi değil mi? Evet. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Saygılarımı arz ediyorum hocam. İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi ki bizimlesiniz diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Durdumuzun dünyanın en mamur, en medeni mamurları senin geçinden çıkaracağız. Milletimizi en geniş vefa aslında ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü Boğaz'ın medesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizden zaman ölçüsü geçmiş asırları gençliği zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket ve konuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha zamanda daha bir işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti bizi birlik ve beraberlikle düşmanı yenmesini bilmiştir. Ne çünkü